Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Tokat ilin İksal ilçesinde Şahinli köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Muhsin Balcı ile caminin önünde röportaj yapacağız. Muhtarımın da evi caminin karşısında olduğu için burada röportajımızı yapıyoruz. Çok güzel bir cami yapmışlar. Katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kayası taşlarını yaptık caminin. Evet, kaç dönemdir muhtarız? Bu dönemde Muhsin abi. Bir güzel bir şey yapıyor. Yani. Bu dönemde evet. Muhtar oldum. Evet. Karşına aday da çıktı mı muhtarım? Kaç aday vardı? Bir aday vardı. Kaç oy fark attınız? 85'te benimki 195. 195. Aşağı İki katından fazla iki fark var. Atmış. Evet. İşte bu neden kaynaklanıyor? Az önce muhtarımızla sohbet ettik. Ben de aldığım parayı muhtarlık maaşını köye harcıyorum Süleyman Bey dedi. Türkiye'de örnek muhtarlarımızdan bir tanesi. Çünkü Türkiye'de bu arkadaşımız gibi en az 15-20 muhtarımıza denk geldim. Ben zaten evet. Maaş için geçmedim bu kadar. Evet. Kaya hizmet için geçtim. Köyün giriş köprüsü dar olduğu için kaza oldu birkaç kere. Evet. Köprüyü genişledik. Uğur Bey orayı bir alalım. Lefası da vardı. Evet. Hoş geldiniz. Lefası evet. Var Şahin'de. Kemeri yaptırdım. Karşıdaşını düşettim. Cenaze arabası koyma çok için. Çok güzel. Mezelliğin oyunu bir kulübe yaptırdık yine. Evet. Parke taşın devam ediyor şu anda. Eksik bir iki sokak var gördüm gezdim. He gelmiş şimdi. Şimdi defasını yaptırıyor. Şimdi şu anda fayas yapılıyor. Borular da kalacak. Evet. Yani payın hizmeti için koşuyorum devamlı. Koşturuyorsunuz. Evet. Bugün dedim muhtarım içme suyunun deposu için 4 sefer bugün 4 kere Niksar'a gittim geldim bana dedi. Şey evet 4 kere bugün evet, Niksar'a gittim. Türkiye'de muhtarım gibi çok muhtara evet. Denk geldim sayın izleyiciler. Ben maaşımı diyor Süleyman Bey. Maaşımı da koya harcayayım. Muhtarlık maaşım koya gediyim. Evet. Emekli maaşımda geçim. Ben lazım. Diyor emekliyim diyor. Emekli maaşım bana yeter diyor. Ben muhtarların evet. Aylık ödenekleri 1300 lira oldu ama ben bunu köye harcıyorum diyor. Evet. İşte Allah razı olsun diyoruz. Biz bu dünyaya geldik mutlak nereye gideceğiz? Öbür dünyaya öbür gideceğiz. Dünyaya geçici burası mekan evet. Sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Görev yaptığımda memlekete, millete hizmet Allah için ne yaptıysak. Doğru mu Mehmet? Abi, doğru. Allah için ne yaptıysak sayın izleyiciler. Allah-u Teala ne diyor? Halka yapılan hizmet bana yapılmış hizmettir evet, diyor. Yani insanlara yapılan hizmet sayın izleyiciler. Onun için bizlerin tamamı, bütün dünyadaki Müslümanlar yardımlaşacağız, dayanışacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için herkese hizmet her gün etmek. Çalışacağız. Adaletli olarak. Yani adaletli olarak. İşte bak muhtarım evet. Ne güzel park taşı yapmış. Vatandaş ne yapmıyor? Çamura basmıyor. Cadde ikinciye taş, ikinciye gitmemde taş söz aldım. Yine evet. Taş verecekler. Yine caddeye devam edecek. Evet. Şurada da tarihi bir ev var. Uğur Bey gösterelim caminin karşısında. Yaşıyor mu efendim? Bu ev sahipleri göçüp gittiler mi öbür dünyaya? Göçüp gittiler mi? Evet. Yapayım. İşte sayın izleyiciler. Ben neden bunu o evi gösterdim? Bizler doğuyoruz, büyüyoruz. Bir ev yapalım, evlenelim diyoruz. Doğru mu efendim? Evet, ev doğru. Yapıyoruz. İşte zaman vakti dolduğunda da ne yapıyoruz? Göçüp gidiyoruz. İşte ne? İnsanın ömrü bir eve burada kalıyor sayın izleyiciler. Evet. Ne yaptıysak burada kalıyor. Evet. Onun için bak az önce okudum Ali İmran suresinden. Ne yaparsanız yapın her malda, mülkte ne diyor? Evet. Allah'ın diyor sayın izleyiciler. Onun için ne yaparsak yapalım insanlar için yapacağız. Tabii. Toplum i̇nsana, yararına hizmet yapacağız. En büyük hizmeti insana hizmet. Yani. Evet. Ya evet. Burada kalıyor işte bak. En tabii. Güzel örneği burada bak. Caminin karşısında adam tahtadan ev yapmış. Dışını da çamurdan soğamış. Evet. Ne yapmış? Vakti zamanı doldu. Göçüp gitti. Ahirete. Göçüp gitmeme şansımız yok sayın izleyiciler. Mutlak bu dünyaya geldik, göçüp gideceğiz. Onun evet. için halka hizmet yapalım muhtarım gibi. Sadece kendimizi düşünmeyelim. Evet. Allah-u Teala cimriler diyor, öbür dünyada bu edindikleri malların diyor, benim için harcamazlarsa diyor, onların boynunu asılacaktır diyor. Tabii, Ali İmran suresinde okuyup evet. Okuyabilirsiniz sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Onun için mutlaka ne yapacağız? Yardımlaşacağız. Köyümüzde bir fakir varsa ne yapacağız? Ona yardım edeceğiz. Evet. Etrafımızdaki fakir fukaranın elinden tutacağız. Tabii. Evet. Mutlaka. Evet muhtarım. Altyapısı kanalizasyon yapılmış mı? Kanalizasyon daha önceden yapılmıştı. Evet. Bir kısmını da biz tamamladık. Tamamladınız. Evet, tamamladık. Köy konağı muhtarlık odası var mı efendim? Okulumuz kapandığı için köy konağı olarak okulun kullanımını aldınız. Kullanımını milli eğitimimize verdi. Evet. Okulu kullanıyor şimdi. Kutlu binası olarak düğün salonu olarak, muhtar odasıları yani okulu kullanıyoruz. Evet, çok güzel. Muhtarım onun evet. Da çözmüş sayın izleyiciler. İşte biz mutlaka köyde sosyal bir halka hitap edecek, muhtarım toplantı yapacak, halkı bilgilendirecek evet. Bir yer ne olmalı? Tabii, olmalı. İşte mevlütlerde, cenazelerde kullanacağımız bir sosyal bir bina olmalı. Muhtarım evet. Da burada okulun kullanım hakkını almış sayın izleyiciler. Bu konuyu öyle çözmüş. Niksar Kaymakamına da teşekkür ediyorum. Bugün kaymakamlığa ziyaret ettik. Çünkü her gittiğimiz yerde genelde kaymakamlıklara uğruyoruz. Vaktimiz zamanımız olduğunda. Kaymakam Bey bugün köy ziyaretlerine gitmiş. Saat 3.30 civarında olmuştu. Daha
dönmemişti. İnşallah yarın kısmet olursa kendisine ziyaret edeceğiz. Biz işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza Ankara'da yapmış olduğu toplantılarda evet. kimlere seslendi? Valilerimize, kaymakamlarımıza, daire amirlerine seslendi. Evet. Koltuğunuza yapışıp kalmayın. Halkın işine girin. Halk ne yapıyor, nasıl yaşıyor, hangi hizmet yapılmalı, toplum yararına hangi hizmetler yapılması için muhtarlarımız dilekçe veriyorsa bunları ne yapalım? İvedikle yapalım. Köylümüzü yerinde gidin ziyaret edin. Bir sefer köylümüz bir kaymakam köye geldiğinde çok mutlu oluyor. Doğru mu efendim? Kaymakam geldi. Vatandaş. Onun için biz mutlaka işte Niksar kaymakamımız, Türkiye'de çok kaymakamlarla da köyü gezdik sayın izleyiciler. İşte Niksar kaymakamımızı da ben tebrik ediyorum. Köyler ziyaret, köy ziyaretleri yaptığı Niksar için. Niksar kaymakamımız da çalışmadığı için köylerin devamlı tehditçe diye bakıyor, geliyor, görüyor, arkadaşlarımızı görüyor. Evet. Yapılan başka hizmet istiyor mu muhtarım? Başka hangi eksik hizmet kaldı? Mezarlığın etrafı çevrili mi? Mezarlığın ara sokakları parke taşı döşendi mi öyle yürüyüş yerleri? İşte oralar şimdi oralar taş söz verdi. Verdi değil mi efendim? Evet. Yani bunlar da önemli sayın izleyiciler. İşte ne dedik az önce hepimiz gideceğimiz yer neresi? Mezarlıklar. Onun için mutlaka ne yapacağız? Bizler mezarlıklara gezeki önemi göstereceğiz ki bizden sonra gelen nesiller ne yapsın? Tabii. Örnek alsın. Tabii örnek olacak. Evet. Yani. Çünkü biz de mutlak görüşüp gideceğiz. Ekleyeceğimiz başka konu var mı muhtarım? Yok yani şu anda hizmetlerimiz devam ediyor yani. Evet. Hizmetler devam ediyor. Özellikle kaymağımız diye Beytutçe biz bu hizmetleri devam ettiriyor. Yani. Evet inşallah. Gelin, burada da hizmetler devam ediyor sayın izleyiciler. Biz bu hizmetler işte halk için yapıldığını söylüyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj veren Niksar Şahinliköy Muhtarı Muhsin Balcı'ya da teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyoruz. Allah'ta cümlemize. Cümlemize.